Mikro kredi kullanan kadınlara yönelik oluşturulan mikrofinans kermesi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından açılan kermese ilgi oldukça yoğun oldu. Demokrasi Meydanı'ndaki 120 standta KAMEK kursiyerleri tarafından el işi ürünler, yemekler, çeyizler olmak üzere birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Kermeste açılış konuşmasını yapan Mesleki Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tuncer okumuş. Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü olarak bayanlara yönelik kurslarımız ve eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor dedi. Bugün de burada yine mikrofinans kermes olarak bir kermes düzenledik. Bunun da devamını biz getirmek istiyoruz. Kooperatifleşme veya birlik olma yolunda da bir çalışmamız var. Bu çalışmayı da yapabilirsek inşallah hem internet üzerinden hem de daha kurumsal olarak pazarlama sorunlarına da el atmak ve bu sorunlarını çözmeye çalışmak istiyoruz. Mikro kredi alan hanım kardeşlerimizle biz çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın artarak devam edeceğini ve inşallah daha güzel faaliyetlerde, bu tarz faaliyetlerde buluşmak dileğiyle hepinize ben saygılarımı sunuyorum. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, AK Parti hükümetinin kadınlara yönelik hizmetlerinin arttığını işaret etti. Mikro krediyle evine geçim sağlayan, el emeği, göz nuruyla çalışan kadınlarımızı kutluyorum ben. Bizler AK Parti olarak her zaman kadınların yanında olduk. Biz biliyoruz ki demokrasi kadınsız olmaz, hayat kadınsız olmaz. Nüfusumuzun %50'sini kadın oluşturmaktadır. Kadın da hak ettiği hakları alması gerekir, hak ettiği yerlerde bulunması gerekir. Ben Kahramanmaraş'ın tek kadın milletvekili olaraktan kadın milletvekili sayımızın da artmasının bu şehrimize faydası olacağı inancındayım. Türkiye Mikrofinans Programı Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan da katılımdan dolayı çok memnun olduğunu aktardı. Bu kermesi açmamızda bizlere desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada yaklaşık 200'e yakın üyemiz ürettikleri ürünlerin satışını yapıp elde ettikleri gelirleri de kendi ceplerine koyup evlerinin gelir haznesine bir havuz oluşturmuş olacaklar. Biz bu tür kermeslerin daha sık aralıklarla devam etmesini Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'tan ve yetkililerimizden talep ediyoruz.